Evet. Konuğumuzla geldi efendim. Kendisi Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşı, aynı zamanda avukat Özgecan Sırma bizlerle birlikte. Özgecan. Özgecan, telefonu gel. Da alabilirsin. Telefonu sessize da al. Sessize al. Evet. Özgecan'la hem Dilan'ı konuşacağız hem de bu süreci konuşacağız. Hukuki boyutlarını da konuşacağız. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsınız? Evet. Stüdyomuzda bir avukat Özgecan da var. Özgecan, direkt arkadaş tarafına girelim. Nereden tanışıyorsunuz Dilan'la? Antalya'dan tanışıyoruz. Benim ailem Antalya'da yaşıyor. Ben de Antalya'da doğdum, büyüdüm. Biz 16-17 yaşındaydık. Dilan ve Sıla Antalya'ya babalarıyla taşındıkları zaman. Can çok küçük bir çocuktu o zaman, yani herhalde ilkokul çağındaydı. O dönem çok böyle tesadüf eseri ablam Sıla'yla markette, sitenin marketinde karşılaşıyor. Biz buraya yeni taşındık, arkadaşımız yok diye Sıla ablama söylüyor. Hı. Ondan sonra ablam diyor ki hadi gel bize çıkalım o zaman. Onlar da, yani ablam benden 5 yaş büyük. Hı. Onlar da demek ki 21-22 yaşındalar. İşte yukarı getiriyor. Hatta ben kızmıştım ya, marketten insan mı getirir diye. Annem falan da hatta rahatsız olmuştu ilk başta, çünkü hani kimdir nedir tabii bilmiyorsun. Dolayısıyla böyle bir tesadüfi tanışmaları olmuştu. Çok muhabbet kızlardır, onu söyleyeyim yani. O zamandan beri yani biz inanılmaz gülen çocuklardık hani. Sohbet ederdik, birbirimizin evinden çıkmazdık. Yani o kadar güçlü bir arkadaşlık kuruldu ki o market tanışmasından. Daha sonra işte kardeşim de var falan diye Dilan'ı getirmişti. Ondan sonra dediler ki işte biz annemizi trafik kazasında kaybettik. Ve işte kardeşimiz çok küçük Can. İşte Fidan teyze anneme, işte Fidan teyze Can da gelse olur mu? İşte annem bir yemek yaptığı zaman anne yemeği yesin diye. Ya da işte biz Antalya'da çok fazla pikniğe giderdik ailece. Evet, evet. Can da gelse olur mu? İşte Konyaaltı'na sahile. Hep böyle bir Dilan tarafında özellikle Can da gelsin Fidan teyze. Yani Can da yesin. Çünkü bir anne yok evde. Ve kızlar kardeşlerine aslında annelik yapıyorlar bir yandan. Çünkü orada bir teyze karakteri ya da bir hala vesaire de yok Antalya'da. Sadece 2 kız kardeş ve küçük bir erkek kardeşleri var. O dönemde tabii biz ilk trafik kazası olarak biliyorduk anne kayıplarını. Daha sonradan samimiyet arttıkça ve işte kendi aralarındaki ister istemez çatışmalara da şahit oldukça öğrenmiş olduk. Babasıyla... Nasıl öğrendiniz? Nasıl öğrendik? Sıla babayla daha iyiydi ama Dilan sürekli bir çatışma halindeydi. Yani kendini mesela balkona kilitliyordu babasından işte korktuğu zaman ya da kavga ettikleri zaman, bizi de mi öldüreceksin ya da işte hani kendisine bir şey olur mu diye. Çünkü çok gençlik çağı, ergen, hani agresif, anne kaybedilmiş ve baba bunun müsebbibi ve dışarıda onlarla beraber. Ama bir yandan da baba, yani hani öyle de bir gerçek var. Ve ben babasıyla bizzat konuşup oturup kalkmış bir insanım çok uzun süre. Babası, yani Allah şahit, şimdi ikisi de rahmetli oldu. Eşini ne kadar çok sevdiğini anlatıyordu. Hani bunun gerçekten bir hastalık, yani beyninde tümör vardı ve kafasında çok ciddi böyle bir açılma vardı. Yani bir ciddi, demek ki kafasından ameliyat olmuş, hani kafası açılarak. Hani ben onu gözümle gördüm, yani şimdi o adamı da gördüm, o süreci de gördüm. Ve dediğim gibi hani bunlar gayet kendi hallerinde masum tatlı kızlardı. Biz o dönemden tanışıyorduk. Daha sonra işte ben üniversiteye geldim. Ablam işte Amerika'da okudu. Bu arada Antalya'daki sitemiz de, Antalyalılar bilir, Konyaaltı Caddesi'nde Meltem Mahallesi'nde bir stat yapıldı. Stadın hemen karşısındaki sitedir, yani Antalya'nın deniz gören, işte beyaz yakasının oturduğu. Evet, güzel bir yerdedir yani bizim sitemiz. Hani diyorlar ya işte Dilan çok böyle gecekondu hayatından falan gelmeyen bir kız değil. Hayır, ben bunu söylüyorum. Eşi öyle. Eşi öyle. Olabilir. Hani, çünkü yani gelin gittiği ev öyle. Hani yoksa Dilan'ın önceki hayatından böyle bir fakirlik serüveninden gelen bir yaşantısı yok, onu söyleyeyim. Ama bu tabii ki de evlerinde işte ben hizmetçiler vesaireler görmedim. Hatta Engin işte Dilan'ı istemeye geleceği zaman Antalya'ya biz temizledik evlerini, yani öyle bir hani temizlikçiler vesaire bunlar yoktu. Ama işte baba zaten cinayetin arkasından cezaevine girmesi ve işte iş hayatının gitmesiyle beraber zorlanmış ama yine de Antalya'da 1-2 tane güzel evleri vesaireleri vardı. Sonra evlendi zaten, gitti İstanbul'a. Herkesin kendi hayatı derken koptuk yaşamda. Hızlı anlatmayalım. Travmaları vardı tabii yaşadığı. Çok. Neye şahit oldunuz? Çok panik atak krizleri geçiriyordu. Yani öyle ki biz kalp krizi zannediyorduk. Hani panik atak krizi geçiren birine hiç şahit oldunuz mu bilmiyorum. Evet. Hani bu bir böyle anksiyete hali gibi kalp bir şey değil. Benziyor. Kalp krizi bunu zannediyoruz. Ben de biliyorum. Şu anda da çok ağır ilaçlar alıyormuş zaten. Evet. Yani normal bu süreçte de zaten sürekli olarak ilaç desteği alıyormuş. Yani alsın zaten. Evet, ben Özgecan, hatta bu intiharla ilgili bir haber çıktığı zaman da bir tweet attım. Hatta oradan da bir linç yedim. Sen Dilan'ı mı koruyorsun? Başka mahkum yok mu cezaevinde? Psikolojik destek almaya muhtaç var. Ben onları da yazıyorum. Hatta söyledim yani Türkiye'nin en çok okunan 5 makalesinden biri benim cezaevlerindeki tutsakların haline ilişkin Independent makalemdir. Dolayısıyla ben zaten buraya hep kendimce bir şekilde göz çevirmeye çalışıyorum. Dilan'dan bu tanışıklığımın üzerine intihar gibi bir haber gelince tabii ki de yazdım yani cezaevi psikologları mutlaka ilgilenmeli, cezaevi yönetimi ciddiye almalı böyle bir konuşma geçtiyse. Özgecan, çünkü orada insanların canı devlete emanet. Tabii ki. Özgecan, sizin gençliğinizde oldu girişimi. Dilan'ın böyle bir girişimi oldu mu? Olduysa anlatmam mümkün mü? Yani şimdi aradan çok da ciddi zaman geçti ve o dönem çok yoğun bir dönemdi yani. Bakın Sıla'da hiç böyle bir şey yoktu, onu söyleyeyim. Sıla çok daha güçlü bir karakterdi. Babayla ilişkisi çok daha sağlıklıydı. Ve çok daha dışa dönük sosyal bir kızdı. Ama Dilan'ın hayatı sadece Engin. Ve işte Engin'le olan ilişkisi, ben onu da yazdım. Oradan da bir linç yedim ama gerçekten Dilan Engin'in çoraplarını kokluyordu ya. Biz 17 yaşındaydık. Yemin ediyorum yani. Nasıl? Ya İstanbul'daydı. Evet. Engin İstanbul'da yaşıyordu. Dilan Antalya'daydı. Ve onda kalan eşyaları vesaireleri olduğu zaman onu koklardı. Hani şimdi kocam şov değil, onun altında bir gerçeklik var. Hani o kız gerçekten kocasına, işte hayatındaki insana bence psikolojik vaka denecek boyutta bir sevgiyle bağlı, duyguyla bağlı. Belki işte ailedeki duygu eksikliklerinden oraya böyle bir... Çoraplarını koklayacak kadar. Evet. Ve diyorum ki hani bu normal üstü yani aşk diyemeyeceğimiz hani saplantı boyutunda bir bağlılık var eşine. Çok bütün hayatı eşi. Peki Özgecan, araya girdik, yazıyorlar, seyirciler de yazıyor. Çok hızlı konuştuğun için. Avukatlıktan gelen. Evet, çok hızlı konuşuyor. Yetişemiyoruz. Dert anlatma. Biraz daha yavaşlatırsak o tempoyu çok iyi olur. Peki Engin'e olan aşkını size nasıl anlatıyordu? Siz görüyordunuz anlatmaya zaten ama. Anlatmaya gerek yok yani. Dilan'ın hayatına kenardan köşeden bir yerden girdiyseniz. Biraz daha yavaş. Evet. Engin'le olan ilişkisini size böyle anlatması gerekmiyor. Zaten şahit oluyorsunuz yani. Buna olduk zaten sosyal medyadan. Şey evet, yok daha fazlası. Ama şimdi baksana şey zannediyorlar. Ama sosyal medyada sanki bunu böyle etkileşim uğruna yansıtıyor. Ama aslında işte döndüğünde ilişkilerinde problem olabilir mi? Ya da bu bir show business mıdır falan. Hayır ya. Hani diyorum ya, bir sosyal medya hesabı yokken 17 yaşındayken de bu kız bu aşkı böyle yaşıyordu. Ki çocuklarının olmasıyla hayattaki işte beraber geçirdikleri süreçlerle o katmerlenmiştir. Dolayısıyla ben çok kırılgan bir psikolojiye sahip olduğunu biliyorum. Sonrasında bundan birkaç sene önce iletişime geçmiştim. Bir Ataşehir'deki klinikte bir hırsızlık vakası olmuş çalışanlarıyla ilgili. Daha sonradan mesela ben o zamanlar Dilan'ı sosyal medyadan takip etmiyordum. Şu sizdeki altın kahve olayına kadar benim sosyal medyadan, ya çünkü ilgimi çekmiyor. Yeterince yoğun bir gündemim var. Ve arkadaşlık bağımız da hani çocukluk arkadaşlığında kalmış bir arkadaşlık, devam eden bir arkadaşlık değil. Dolayısıyla haberim yoktu açıkçası ne kadar büyüdüğünden, isminin veya çevresinin. O anlamda sizden sonra tekrar bir yakın takibe geçtim. Ama işte birkaç sene öncesinde Ataşehir'de bir hırsızlık olayı olmuş güzellik merkezinde, ki daha sonra baktım kendisine anlatmış bunu. Zaten sosyal medyalarında hırsızlıkla ilgili, çalışanlarıyla ilgili problemler yaşadığını. O dönem bir görüşmüştüm. Sonra sizin programınızdan sonra aradım. Peki. Sizin arkadaşlığınız Antalya'dan sonra bitti anladığım kadarıyla. Evet, ama şöyle düşünün yani ilkokuldan bir arkadaşınızı gördüğünüzde ya da ortaokuldan çok yoğun ve samimi geçirdiyseniz o süreci, araya 20 yılda geçse 20 yıl sonra aynı masaya oturduğunuzda aynı sıcaklıkla devam edersiniz. Dilan aynı Dilan mıydı sence? Benim ben oturamadım ki. 6 senede gördüğüm Dilan, iki Dilan bile birbirinden çok alakası. Çocukluğunu düşünemiyorum. Değildir ya da öyledir bilmiyorum ama ben tekrar bir araya gelemedim. Belli. Engin istemeye geldiğinde bile diyorsun evini biz temizlemiştik. Yahu biz birbirimizin evinden çıkmıyorduk. Hani her Allah'ın günü tam gün mesai şeklinde düşünün.